Bu mektubu okuyan sevgili insan, dilerim ki burada yazılanları sana bir yol haritası olarak kabul eder ve hayatını cennet gibi yaşayabilirsin. Senden ricam, bu mektubu sonuna kadar okuman ve okurken bugüne kadar biliyorum dediklerini bu mektup bitinceye kadar bir kenara koyman ve tüm algılarınla okuyarak anlamaya çalışmandır. İnsan bu dünyaya öğrenmek için gelmiştir. Dünya okulundan maksat öğrenmek, gelişmek ve tekamül etmektir. İnsanlar olarak gayemiz bu okulu başarıyla tamamlamaktır ve ben sana elimden geldiğince bu okuldaki başarı sırlarını paylaşmaya çalışacağım. Dünya okulunda nasıl başarılı oluruz? Dikkatimiz yani odağımız nereye yönelmişse o şeyi büyütüyoruz. Dikkatimiz yanlış diye nitelendirilen bir söz, bir davranış ya da bir olaya yönelmişse hayatımızda yanlış diye nitelendirdiklerimiz, dikkatimiz güzel ve olumlu olana yönelmişse hayatımızda güzel ve olumlu olan şeyler artacaktır. Bunu kendin de deneyerek fark edebilirsin. Dikkatimiz neredeyse onu büyüttüğünü asla ama asla unutmaman istiyorum. Bu sana saçma gelebilir. Ne yani adam şöyle şöyle yaptı sessiz mi kalacağım diyebilirsin. Ben sessiz kal ya da bir şey yapma demiyorum tabii ki. Ben odağını orada tutmaktan bahsediyorum. Hoşuna gitmeyen şeyler olduğunda elbette yapman gerekeni en makul şekilde yapmanı ve o olumsuz olayı 7/24 zihninde düşünerek ve dilinde anlatarak büyütmemenden bahsediyorum. Şükrettikçe şükür edeceğin şeyler artar. Biz insanlar her ne kadar görünen şeyler üzerinden yorum yapsak da aslında bizler içsel hislerimiz, duygularımızla yaşarız hayatımızı. Duygularımız ve hislerimizle de tohum ekeriz adeta hayatımızın yollarına ve o tohumlar büyüyüp bir gün yine çıkar karşımıza. Duygu ve hisler bize bir uyarıcıdır. Doğru yolda olup olmadığını, doğru yapıp yapmadığını insan duygu ve hisleriyle anlar. İyi hissetmiyorsan bil ki yanlış olan şeyler var ve yanlış bir şey varsa orada senden beklenen bir çözüm de vardır. Şükür enerjisi insanı dalgalı ruh halinden toparlayan ve ona huzur veren en büyük nimettir. İnsan şükrettikçe şükür enerjisi içine dolar ve o huzur ve dingin hali sana öyle güç verir ki kendini öyle iyi hissedersin ki göremediğin çözümü görür, fark edemediğini fark eder hale gelirsin. Benim şunum yok, bunum yok, neye şükredeceğim deme. Bu mektubu okuduğun gözlerin var ya, duyduğun kulakların var ya, bunlar tüm dünyaya bedel değil midir zaten ve en büyük şükür sebeplerinden değil midir? Hedef belirlemek. Hedef insanın rotasıdır. Rotası belli olan insan doğru istikamette yol alır. Bir gemi düşün limanda bekliyor. Bir hedefi yoksa o gemi limanda çürür. İnsan üretken olmazsa içten içe çürür. Hedef uzun vadeli de olabilir, günlük hedefler de olabilir. Sana iyi gelen ve senin yapına uygun hedefleri belirleyecek olan sensin. Bu dünyaya öğrenmeye geldik demiştim. Hedefin ve hedefe yönelik eylemlerin olmalı ki hayatın içinde yol alırken öğrenmelisin. Hatalarından ders alıp yoluna devam etmelisin. Niyet etmek. Niyet senin o gün yaşamak istediğin duyguların siparişi gibidir. Güne senin o gün ihtiyaç duyduğun güzellikleri yaşamaya da yaşamına davet etmenin ve onlar sana geldiğinde onları fark etmenin ilk aşamasıdır. Sabah kalktığında bugünü sevgiyle değer görerek ve değer vererek yaşamaya niyet ettim dediğinde hem kendine o günün nasıl geçmesini istediğini hatırlatmış hem de o niyet doğrultusunda harekete geçmiş olursun. Bir işe başlarken de bir yere giderken de niyet etmelisin. Niyet aynı zamanda senin o şeyden beklentini ortaya koyduğu için niyet o beklentinin karşılanmasına yönelik talebindir ve talepler karşılanır. Kimseyi kınama. Çünkü kınadığın şey ne olursa olsun aynısını yaşamadan ölmezsin. İnsanlar farklı şartlarda, farklı imkanlarla, farklı çevrede, farklı ailede dünyaya gelirler.
Bu farklılıklarla her insanın farklı olması da çok normaldir ve kimsenin bir başkasının şartlarını, imkanlarını, koşullarını bilmeden onu yargılamak ve kınamamak gerekir. Kınamak ve yargılamak o kişiyi anlamadım demektir ve sen kınarsan onu anlaman için sistem sana bir kader yaratır ve yaşayarak anlamak zorunda kalabilirsin. Merak ettiğin şeylere de dikkat etmelisin. Beğenmediğin şeyler için, davranışlar için kafanı meşgul edip de bu nasıl olur, bunu nasıl yapar gibi sorular sormamalısın. Nasıl diye sorduğun sorular hayat içinde sana yaşatılarak öğretilir. Bu yüzden yaşamayı tercih etmeyeceğin şeyler için nasıl sorusunu sormamalısın. Sonucundan mutluluk ve huzur duyacağın şeyler için nasıl sorusunu sorabilirsin. Düşünce ve duygularını izlemeyi öğrenmelisin. Gün içinde sık sık şu an ne düşünüyorum, şu an ne hissediyorum diye sormalısın kendine. Düşünce ve duygularının farkına varmazsan direksiyonu onlar geçer ve seni istedikleri gibi yönetirler. Ama direksiyonda hep sen olursan, hep merkezinde kalır ve duygu ve düşüncelerini fark eden olursan, onları yöneten sen olur ve yoldan çıkmadan hedefe doğru ilerlersin. Her akşam yatmadan yarım saat önce kendinle baş başa kalıp o gün yaşananları gözden geçirmelisin. O günkü kendini uzaktan izler gibi izlemeli, o günkü kendinin halinden memnun olup olmadığına bakmalısın. Herhangi bir davranışından, konuşmandan, iş yapış şeklinden memnun kalmamış olabilirsin. O halin için daha iyi nasıl yapabilirdim diye sorabilir ve zihninde daha iyi halini canlandırabilirsin. Ve bu şekilde bir dahaki sefere o gözünde canlandırdığın gibi davranabildiğini göreceksin. Bedenine iyi bakmalısın. Ona ne söylersen o senin söylediğini gerçek kılar. O yüzden ona güzel şeyler söyle. Ve günde en az yarım saat yürüyüş ya da spor yaparak ona canlılık kat. Eklemlerini hareket ettir ve esneme hareketleri yap. Bedenin ne kadar esnek olursa yeni fikirlere o kadar açık olursun. Evet, söylemek istediklerim bunlardı. Gördüğün gibi hep seninle ilgili şeyler söyledim. Çünkü dışarıda zannettiklerimiz zaten bizim iç dünyamızın yansımaları. Düşüncelerimizin, inançlarımızın, duygularımızın, yaptıklarımızın, yargı ve kınamalarımızın sonuçlarını görüyoruz. O yüzden merkezle yani kendinle ilgilenmelisin. Çünkü sen düzelirsen senin dünyan düzelir.